Eski bakanlardan Şevket Kazan vefat etti değerli izleyenler. Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde 28 Şubat sürecinde Refah Yol Hükümeti'nin Adalet Bakanlığı'nı yapan 86 yaşındaki Şevket Kazan bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Merhum Kazan Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ebediyete uğurlandı. Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiği 28 Şubat sürecinin önemli bakanlarından biriydi Şevket Kazan. <laughs> 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı. 1973'te Kocaeli Milletvekili seçildikten sonra CHP-MSP koalisyonuyla kurulan 37. Hükümette Adalet Bakanlığı yaptı. Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39. Hükümette Çalışma Bakanı olarak görev aldı. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürümüz 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra bir yıl tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985'te beraat etti, siyasete döndü. Refah Partisi'nden 1991'de milletvekili seçildi. 1996'da Refah Yol Koalisyonu'nda yine bakanlık görevindeydi. Türkiye'nin ciddi bir siyasi darboğazdan geçtiği 28 Şubat döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. En son Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi. Gazetelere nasıl intikal bu? Şevket Kazan bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. 86 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Kazan için Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Şevket Kazan için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından Şevket Kazan'ın naaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sevenleri tarafından omuzlar alındı. Merhum Kazan dualarla Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şevket Kazan için Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ta bir taziye mesajı yayınladı. Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan Bey'in vefatını büyük bir tesirle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor ailesine ve milli görüş camiasına sabrı cemil niyaz ediyorum.